Futbol Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi pazartesi günü sona erecek ve bu ismin kim olduğuysa hala bilinemiyor. Bugün sizlere Fenerbahçe ile adı yeniden geçen Nenad Bjelica'yı anlatmayı tercih ettik. Nenad Bjelica Fenerbahçe'nin yeni hocası olursa Fenerbahçe'ye neler katabilir? Hocanın oyun anlayışı, oyun sistemi ne? Bunun üzerinde duracağız. Hadi başlayalım. Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda yeniden gündemine aldığı isim olan Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk dönemine Metalak ve Osijek'in altyapılarında başlamıştı Bjelica. Kariyerinde Albacete, Real Betis, Las Palmas gibi İspanyol takımları var. Aynı zamanda Kayserslautern ve Admina Wacker, ardındansa Kanten formalarını da giydiğini görüyoruz. Çok parlak bir futbolculuk hayatı olduğunu söyleyemeyiz. En azından teknik direktörlük olarak çok isim yapmış bir oyuncu değildi Bjelica. Hırvatistan milli takımı formasını 9 kez giydi ve teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında futbolu bıraktığı Kanten'in başına geçerek başlatmış oldu. Bjelica'nın asıl çıkış yaptığı takımsa Avusturya'da Lastenoy 07, WAC ve Avusturya Wien takımlarında görev yaptı. 2014-2015 sezonunda ise İtalyan ekibi Spezia'da bir Hırvat hoca olarak çalışmaya başladı. 2016-2018 sezonunda Polonya'nın şampiyon takımlarından Lech Poznan'ın başına geçti ve burada başarılı dönemler yaşadı. Genç teknik adam 2018 yılında ülkesinin en büyük takımlarından biri olan Dinamo Zagreb'in başına geçti ve burada 2 senelik bir performans elde etti. 15 Mayıs 2018'de takımın başına geçmişti Bjelica. 4 gün sonra Dinamo Zagreb'le Hırvatistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. 16 Nisan 2020'de Dinamo Zagreb'deki görevinden ayrılan Bjelica, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Bildiğiniz gibi Erol Bulut'tan önce onun ismi geçiyordu. Ali Koç da açıklamıştı. Ancak son anda taraflar birleşemedi. Dinamo Zagreb'de görev yaptığı 2 sezonda Hırvatistan şampiyonlukları elde etti Bjelica ve geçen sezonu ise doğup büyüdüğü şehir olan Osijek'in takımının başına geçerek elde etti. Ligi 2. sırada bitirmişti Osijek. 35 maçta 2.17'lik puan ortalaması yakaladı Bjelica ve takımının da şampiyonluk mücadelesi vermesini sağladı. Peki Nenad Bjelica'nın nasıl bir oyun anlayışı, nasıl bir futbol felsefesi var? Bunu anlatalım. Asla klasik bir taktik anlayışı olduğunu söyleyemeyiz. Değişken ve oldukça pragmatist bir teknik direktör. Sürekli aynı dizilişte sabit kalmayan, rakibe göre oyun sistemi belirleyen ama ofansif oyunu defansif oyundan çok daha önde gören bir teknik adam. Rakibe göre sistem belirliyor ve favori dizilişi 4-3-3 gibi gözükse de 3-5-2, 5-4-1, 4-1-4-1 gibi birçok farklı dizilişle de takımını sahaya çıkartıyor. Rakibi analiz etmeye çok yoğun bir mesai harcıyor Bjelica. Eğer Fenerbahçe'ye gelirse, rakip analiz komitesi gibi bir komite kurarsa pek de şaşırmamak gerekiyor. Bjelica Dinamo Zagreb'de bu sistemin meyvelerini topladı aslında. Şampiyon olunduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı deplasmanda yenmişti Dinamo Zagreb ve Bjelica'nın çok iyi bir okuma yaptığı söyleniyordu. Ve işte bu yönden de çok pragmatist, rakibe göre oyun hamurunu değiştiren, geliştiren bir teknik adam ve son derecede kendi gelişimine çok önem veren bir hoca ve her oyuncudan maksimum verimi almak için mücadele eden bir hoca. Hangi dizilişi tercih ediyor, hangisini en çok seviyordan ziyade saha içinde istediği oyuna uygun oyun planı üzerine kafasını yoruyor gibi gözüküyor. Çalıştırmış olduğu 3 takımda da bir takım olma durumu, beraber hareket etme, ahenk ve uyumdan söz etmek mümkün. Yeniliklere açık olan hoca taktik yönünden sürekli kendini geliştiriyor. Fenerbahçe'ye ne kadar uygun olduğu sorusu elbette önemli. Öncelikle Bjelica'nın halen potansiyeli en yüksek hocalardan biri listelerinde gösterildiğini söyleyelim ve bu noktada birçok ülkede çalışmış olmasının meyvesini Türkiye'de de verebilir. Ve aynı zamanda henüz çıkış yakalamak üzere olan bir hoca olduğu için de maddi imkanları da göz önünde bulundurduğumuzda Fenerbahçe için şu an çok uygun bir aday olduğunu da dile getirebiliriz. 49 yaşında günümüz modern ama daha karmaşık, daha sıkışık futbol anlayışına adaptasyonu, motivasyonu daha yüksek olabilir Fenerbahçe'de.
farklı liglerde ve seviyelerde çalışmış olması da ülkeye adaptasyon noktasında pek bir sıkıntı yaşamayacağı anlamını taşıyor. Tabii çok zor bir takımın başına geçecek Bielitsa ve bu noktadaysa biraz sabır katsayısının düşük olduğu bir camia olduğu için ilk başlarda büyük sıkıntılar yaşayabilir. Çünkü bu takıma acilen bir lig şampiyonluğu gerekiyor. Gençlere önem veriyor mu? Elbette veriyor. Ancak gençlere önem veriyordan ziyade oynanacak maça göre oyuncu belirlediğini, az önce de sistem belirlediğini anlattık zaten. Yani zorluk derecesi yüksek de olsa, bir maça eğer vereceği görevi yerine getireceğine inanıyorsa bir genç oyuncuyla da başlayabilir ki burada da Ferdi Kadıoğlu ön plana çıkıyor. Eğer Bielitsa Fenerbahçe'nin hocası olursa Ferdi Kadıoğlu'ndan çok büyük fayda alabilir. Oyuncu profili olarak da mutlaka transfer isteyecektir. Hatta Hırvat oyuncuları bile görebiliriz. Ancak transfer olmadı mı? Eldeki oyunculardan da maksimum verimi sağlamak için canını dişine takabilecek bir hoca. Farklı oyun formatları için farklı transferler isteyebilir. Bu isim 4-5 de olabilir. Her hoca Fenerbahçe için büyük bir risk demek aslında. Mourinho'yu da getirseniz defoları olacaktır, Bielitsa'yı da getirseniz defoları olacaktır. Çünkü hem Türkiye'de hem de üstelik Fenerbahçe'de teknik direktör olmak gerçekten çok zorlaştı. Fenerbahçe için bundan kaçış yok aslında. Yani X gelirse kesin şampiyon yapar, Y gelirse hayatta başarılı olamaz söylemleri biraz fazla havada gibi gözüküyor. Bielitsa makul ihtimallerden birisi. Hocaya uygun bir çalışma ortamı, uygun transferler sağlanabilirse Bielitsa'nın en iyi şekilde Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacağına şüphe yok. Ancak bu ligde ikinci olduysanız başarısızsınız demektir. Çok başarılı bir sezonun ardından Bielitsa ligi ikinci bitirirse muhtemelen Fenerbahçe'nin bir sonraki yılında hocası olmaya devam edemeyecek. Bu da işte Fenerbahçe'de ve Türkiye'de çalışmanın en büyük zorluklarından biri. Bugün sizlere Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Nenad Bielitsa'nın oyun anlayışını, Fenerbahçe'ye gelirse neler katabileceğini anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.